Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Şimdi kıymetli dostlar kıymetli arkadaşlar sıcak gelişmeler var ancak gelişmeleri söylerken de birkaç şeyi atlamamak lazım önce onu belirteyim. Şimdi iki gün önce TFF'den bir açıklama geldi belgelerle gelin diye. Türkiye Futbol Federasyonu son günlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve eski hakem Erman Toroğlu'dan gelen iddialar üzerine Açıklama yaptı. Normalde biz bunu konuşacaktık ama maça denk geldi. Şuna geldi, buna denk geldi. Hani kısa öz olarak TFF, Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurması gerektiğini vurguladı. Açıklama şu şekilde. Köklü bir maziye sahip Türkiye Futbol Federasyonu futbol netik kurallar çerçevesinde oynanmasını ve kulüpler arasında adil şeffaf tarafsız rekabet şartlarını tesis edilmesini her şeyin üstünde tutmaktadır. Yo hayır. Galatasaray sevginizi her şeyin üstünde tutmaktasınız. Buna rağmen bazı futbol paydaşlarının mensupları tarafından medya aracılığıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurullarına ilişkin yapılan kaos ortamını körükleme riski taşıyan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Dikkatle demeyelim de orada hani sanki umursamaz takip ediyor diyelim. Neyse. Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları veyahut herhangi bir spor kulübüne ilişkin herhangi bir iddianın gündeme getirilmesi talep edilmekte ise Türk futbolunu Suriye gündem, suni gündemlerden uzak tutmak, kamuoyunu doğruluğu teyit edilmemiş haberlerle meşgul etmemek, ve hiç kimseyi zan altına bırakmamak adına ilgili iddiaların somut bilgi ve belgeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılıkları ile paylaşılması gerekmektedir. Söz konusu iddiaların ancak yetkili kurumlarca doğruluğunun teyit edilmesi akabinde kamuoyuyla paylaşılabileceğini ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak gerekli işlemleri yapılacağını, böylece sadece karalama amacı güden açıklamaların önüne geçileceğini belirtiriz. 1- Siz eşek başı mısınız? Türkiye Futbol Federasyonu 2- siz etkisiz eleman mısınız? Türkiye Futbol Federasyonu. 3. Siz nesiniz Türkiye Futbol Federasyonu? Şu açıklama şu şu demek. Geçen sene Erden Timur bizi tehdit etti. Şantajladı. Tehditledi. Şampiyon yaptık mecburen. Ama bu sene Fenerbahçe dik durdu. Birkaç kulüp başkanı falan da destek verdi. Bu sene Erden Timur'a söylüyoruz. Elinde belge varsa git savcılığa kardeşim. Bizi oradan tehdit etme. Bu sene tehditlerine kanmayacağız. Demek oluyor. Yani bu açıklama... Türkiye Futbol Federasyonu'nun vasıfsızlığını gösteriyor. Tamam elde bir iddia varsa kardeşim etik kurulu diye bir şey var. Tahkim kurulum var, etik kurulum var. Bilmem neyim var. O zaman siz eşek başlasınız. O zaman şöyle söyleyeyim. Galatasaray Başkanı çıksın. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın eşine küfür etsin. Sen de ki eşime küfür ettin ama ortada fiziki gerçek yani gerçekleşen bir olay yok ki savcılığa şikayet etme diyeceksin. Ya açık açık sizin odanızdan, yatak odanızdan, mahreminizden bir şey çalıyorlar diyor. Sen bunu araştırmak yerine üstü kapatmayı seçiyorsun. Yani bunun Türkçesi şu demek. Ya ben etkisiz elemanım. Bana hiçbir şey söylemeyin. Benim gücüm yok. Ben Allah'tan değil şu takımdan korkuyorum demek istiyorsun. Ya da diyorsun ki kardeşim kendi aranızda halledin. Beni bulaştırmayın. Ya da diyorsun ki Erden Timur geçen sene şampiyon, yapıldın. Yetmedi mi? Bu sene bari sus da diyorsun. Yani çeneni kapat da bu sene. Ee, en azından hak eden şampiyon olsun diyorsun. Benim anladığım bu. E siz hangisini e, anlıyorsanız ben de onu anlıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Riva'da toplantı. 27 Ekim Cumartesi. Arkadaşlar bu sıcağı sıcağına bir video olduğu için muhtemelen saat 23.30'a planlayacağım bu videoyu. Normalde saat 19'da video paylaşmama rağmen 4.5 saat sonra hani videoları izlemiyorsunuz aşk olsun sizlere ya en azından bir dakika iki dakika arkadaşlar son günlerdeki videolar hani iş, işiniz vaktiniz bilmiyorum olmayabilir kabul ediyorum okey bir iki dakikalığına da olsa son günlerdeki videoları şöyle bir açın 3000 3500 yapalım 4000 4500 yapalım olmaz mı yani sadece desteklerinizi rica ediyorum ve zaten bunları bir listeye atıyorum Hani belli bir 3000 altında izlenenleri az izlenenler listesine atıyorum. Sonra da zaten hani 3000 üzerine 5000 altına e, çeşitli duyumlar falan verip üyelere tıklattırı bizdettiriyorum. Hani bir şekilde o videolar zaten 4000'i 5000'i geçer ama kanalın etkileşimi artar siz son günlerdeki videoları izledikçe. Hani bilginiz olsun 3000'in altındaki videolar hoş durmuyor kanalımız adına. Desteğinizi bekliyorum. Olabildiğince de oynatma listesi açın sonra Hediye üyelik verirken ama bana üyelik gelmedi. Ama bana gelmedi. Ama bana gelmedi. ben de hemen hemen her videoda söylüyorum. Oynatma listesi açın. Videoyu izleyin. Adam diyor ki ben geceliğini açık bırakıyorum diyor. Ya bugün mesela bu videoyu izlerken açık bırakın oynatma listesini ya. 3000 artı oynatma listesi var. Bak size tavsiye. 2 kat hızda açık bırakın. Bırakın daha fazla sayıda video izlemiş olun. Ya biraz daha işin çakallığını da siz öğrenin arkadaş. Her şeyi de devletten beklemeyin ya. Öyle değil mi? Şimdi Riva'da toplantı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı yönetimi Riva'da e-bilet problemiyle ilgili bir araya geldi. Şimdi Riva'da tesislerde toplantı yapıldı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı kim? Ali Koç. Ve başkan yardımcıları kim? Süleyman Hurma. Fatih Saraç da katıldı. Diğer kulüplerin yöneticileri ise toplantıya çevrimiçi olarak dahil oldu. Ancak Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bir de yanında çırağı geldi. Erden Timur geldi. Ve TFF yönetim kurulu üyeleri toplantı yer aldı. Toplantının ana gündem maddesi E-Bilet. Şimdi o toplantıda Fenerbahçe aslında kağıt üstünde E-Bilet. Yani evet kağıt üstünde toplantının ana gündem maddesi E-Bilet. Ben toplantının asıl gündem maddesini söyleyeyim. Galatasaray eğer bir daha bu şekilde açıklama yapıp ortamı gererse küme düşme cezasına da dahil bir sürü cezayı e, görebileceği şeklinde açıklandı. Adil rekabetten bahsedildi. Çıkın adam gibi ya topunuzu oynayın ya çenenizi kapatın denildi. Bakalım hangisi olacak? Onu da şiddetle merak ediyorum arkadaşlar. E, bunu da belirtmiş olayım. Fenerbahçe'de Alexander Ciku sakatlandı. Bunu konuşacağım ama öncesinde Fenerbahçe'den idmanı konuşacağım. 27 Ekim itibariyle idmanımız. Nedir bu idman? Yani sil taş yapı pendik spormuş. S, Y, hazırlıklara başladı. İdman'da neler yaşandı? Teknik direktör İsmail Artal yönetiminde gerçekleştirilen İdman. Koşu, ısırma, çabukluk hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, Dar alanda çift kale maçla tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Bulgaristan ekibini Dogorest ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular <laughs> yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Şimdi bu arada hazırlıklar yarın yapılacak yani cumartesi günü yapılacak antrenmanla son e, bulacak ve takımımız kamp'a gidecek arkadaşlar. Bunu da zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Herhangi bir şey de anlatmaya gerek yok. Ve Pendik Spor müsabakasının hazırlıklarını Fenerbahçemiz noktalayacak. Şimdi idman fotoğraflarına bakalım. Bir klasik haline geldi. Sebebi şu. Emre Mor, Mert Müldür... Samet Akaydın, Ceko, yine Emre Mur şahsiyi çekmişler. Yine Ceko'yu şahsiyi, Ferdi Kadıoğlu'nu şahsiyi, Mert Müldür şahsiyi. Aslında burada ciddi bir mesaj var Mert Müldür'le ilgili. Ee, Emre Mur yine aynı şekilde. Samet Akaydın, Ceko, Mert Müldür, Bartu Elmaz, Dibakovic, Bartu, yine Samet Akaydın'ın olduğu bir görsel. Ferdi Kadıoğlu, İsmail Kartal tek, Emre Mor, Bartu, Ferdi, Umut Nayir, yine Ferdi, Samet Akaydın. Lan futbolcu mu kalmadı? Şimanski, Mimanski hiç mi yok diyorsunuz değil mi? Şimanski az da olsa oynadı. Ama Şimanski de var. Ceko hiç oynamadı. Samet Akaydın biliyorsunuz hiç oynamadı. E, İsmail Yüksek de hiç oynamadı. İsmail'i de idman fotoğrafında göremedim arkadaşlar. Yani bir enteresanlık var ama yani ki idman fotoğraflarına biraz dikkat edin şifreyi verdim. Gerisini size bırakıyorum. Şimdi gelelim önemli konuya. Zorlanan zart dediği yere. Fenerbahçe'de Alexander Cikus sakatlandı. <laughs> Açıkçası geç bile kaldım. Çünkü Allah yerine takımlardan, şahıslardan korkan bir federasyonumuz var. Allah yerine takımlardan, federasyondan ya da ee, bazı şahıslardan korkan ya da bazı şahısların sevgisini Allah korkusunun önüne geçiren hakemlerimiz var. Açık ve net yönetim biçimleriyle bas bas bağırıyorlar. Fenerbahçe futbolcuları dokundu muydu sarı kart? Faul. Fenerbahçe futbolcularını öldürme yönelik hareket daha tam ölmediği için faul vermeyelim diyen cinsten maalesef böyle hakemlerimiz var. Üstüne üstlük olarak da UEFA'ya bildirdiğimiz listede mecburen belli sayıda altyapı oyuncumuzu eklemek zorundayız. <laughs> Financial Fair Play tam olarak bitmedi. Grup aşamasından sonra bitecek. Mecburen 2 stoper, 3 stoper ekledik. 3. <laughs> stoper sakatlık geçirdi. İnanılmaz şekilde sakatlık geçirdi. Antrenmanda aldığı darbeyle. Bu Fenerbahçe şansıdır. Ee, diğer mesela Sabek mesela Mert Müldür konulabilirdi. Mecbur Ferdi Osa'yı koydun. Ne olur ne olmaz diye şu 6 maçlık periyotta. Hani İşin açıkçası konferanstan çıkamayıp bak konferanstan bile çıkamadılar dedirtme durumu olduğu için de mecbur ekledim. Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Ciku ile ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Takatlandı Ciku dediler. Ve sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık meydana geldiğini yani sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edildi diyor. Şimdi bizim buradaki e, olayımız şu. Non deplase nedir? Önce bunu bir bilin arkadaşlar. Ben önce şunu söyleyeyim. Cikun'un sağlık durumu hakkında kulübün yaptığı açıklamayı söyleyeyim arkadaşlar. Profesyonel futbol ağ takım oyuncularımızdan Alexander Ciko'nun UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız Ludogorets maçında ayağına aldığı darbe sonrası hissettiği ağrı şikayeti nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ ayak 5. metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Tedavisini hemen baştan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Non deplase nedir? ayrılmamış kırıktır. Yani kemik dokusunun bütünlüğü bozulmuş ancak kırık uçlar birbirinden ayrılmamış. Ya Türkçesi ne hocam? Türkçesi şu. E, beklenilen kadar uzun geçmeyecek bir sakatlık. Nasıl yani? Ya bunu da var ya izah etmek gerçekten şeyden daha zor ya. Şimdi bakın arkadaşlar Doktor Gürkan Kubilay diyor ki açıklama olarak bu kırık için için 6 ile 8 haftalık iyileşme süreci gerekmektedir. Bak bu kırık için 6 ile 8 hafta. Kemik ile yumuşak dokuda hasar gördüyse bu süreç daha da zorlu hale gelebilir. Yani daha da zorlu hale gelebilir. Eğer kemikle yumuşak doku zarar gördüyse. Yine devam ediyorum. Ee... Şimdi non deplase dediğim non deplase dediğim gibi kemik dokusunu bütünlüğü bozulmuş ancak kırık uçları birbirinden ayrılmamış demek. Burası da tamam. 6-8 hafta diyor yumuşak doku hasar gördüyse bu süreç daha zorlu hale gelebilir diyor Doktor Gürkan Kubilay. Tamam. Fenerbahçe oyuncu için şanslı 20 Ağustos 2016'da kolu kırıldığı için 4 ay uzak kalmıştı diyor. Burası da tamam. Şimdi devreyi kapattı diyen var. Sezonu kapattı diyen var. Futbolu bıraktı diyen var. Önce şunu söyleyeyim. Ciku geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Rotasyon çubuğu daraldı. 1,5 ay yokmuş diyen var. Duyumcu arkadaşlar içerisinde Alexander Ciku 1,5 ay yokmuş diyen var. Ee... Başka da çeşitli çeşitli görüşler var. Arkadaşlar metatars kırığı diye arattırıyorsunuz siz. Uzun soluklu sakatlıklar çıkıyor. 5 metatars kırığı çocuklarda 3-6 hafta, yetişkinlerde 6-8 hafta diye geçiyor. Ve yani nasıl anlatayım size. Ayağın içindeki küçük kemik yapısı diyeyim ya. Parmakların içindeki küçük küçük kemik yapısı. Anladınız mı arkadaşlar? Yani hani üstünden bir araç falan geçse metatars kemiği bu. Ancak sihirli kelimemiz neydi abi? Nasıl? Hatırlamadınız mı? Non deplasya. Yani yerinden ayrılmamış alçıya alınmaz ameliyat olmazsa 2-3 haftaya iyileşir. Alçıya alınmaz birkaç günde yerinden oynatılmayıp sabit durursa hiçbir sıkıntı olmaz. 2-3 haftaya oynar. Şans ya da şanssızlık. Farklı cümlelerle bunu açıklayabilirsiniz. Ancak Fenerbahçe'nin öndeki maçı söyleyeyim. Pendik spor maçı eminim birçoğunuzda korku yoktur. Birçoğunuz, kebap biz bunu zaten alırız diyorsunuzdur. Öncelikle en kolay görünen maçlar, en zor maçlar olduğunu da hatırlatayım. İkincisi Trabzonspor maçı, biz bunu zaten alırız diyorsunuzdur. Bu kadar emin olmayın. Her maç kendinde, kendi içinde zorluk arındıran maçtır. Önce bunu söyleyeyim. Pendik ve Trabzonspor maçları zor maçlar. Ancak Trabzonspor maçında Trabzonlu Samet Akaydın oynayıp harikalar yapabilir. Pendik maçlar kısa. Diğer Ludo Gores deplasmanda Yusuf Koca Türk bile oynayabilir. Hiç sıkıntı değil. Yani hiç sıkıntı değil. Sonrasında Adana Demirspor maçı var. 12 Kasım'da Adana Demir deplasmanında. Ardından zaten 2 hafta milli ara. Yani 27 Ekim'deyiz. Bir sonraki milli aradan sonraki maç 26 Kasım'da Karagümrük maçı. Sonrasında Nörtland maçı 30 Kasım'da. Ardından 4 Aralık Sivas Spor, 9 Aralık Beşiktaş maçı. Sosyal medyada bak 9 Aralık, 14 Aralık Tırnava, 17 Aralık Konya Spor, 20 Aralık Kayseri Spor, 24 Aralık Galatasaray, 30 Aralık yine Galatasaray maçı. Sosyal medyada bir kullanıcı, sözüne itimat edilen takipçi sayısı yüksek bir kullanıcının söylediğini söylüyorum. Diyor ki Ciku ilk devredeki bütün derbileri kaçırdı. Yani ilk devreyi kaçırdı Ciku diyor. Merakımdan soruyorum. Nerenizden uyduruyorsunuz? Nerenizden uyduruyorsunuz? Ya arkadaş insanlar sizin sözünüze itimat ediyor. Bak iyi ya da kötü fark etmez sözünüze itimat ediyor. Ama yazıktır günahtır. Mustafa hocam sen seveçlisindir. Niye? Sen diyordun ki Türkiye'nin en iyi sol beklerinden biri, sol stoperlerinden biri olabilir Osterwolde diyordum evet. Bak işine geldi. Ne güzel. Osterwald ile sezon gider. Oh mutlusundur. Öncelikle ben futbolcumun sakatından dolayı üzgünüm. Ancak şunu söyleyeyim. Aptal anlatır gibi anlatayım. Osterwold'e eğer üstünde durulursa hatta bana kalsa ben üstünde dururum. idmanlarda bol bol stoper oynatırım. Bana kalsa. Türkiye'nin değil dünyanın en iyi stoperlerinden birisi olur. Dünyanın. Hatırlıyorsanız Kim Minji için de aynı cümleyi kurdum. Redvan Dilmen çöplerken. Lan bu herif dünyanın en iyi stoperlerinden biri olabilir. Siz ne anlatıyorsunuz dedim. Omar Fayet için de diyorum. O çocuk da o kumaşı gördüm ama doğru isimlerle çalışması lazım. Osterbolde sol stoper oynayabilir. Mert Müldür sağ stoper oynayabilir. Önce bunu bilin. Hocam bırak Allah'ını sever. Bir şey soracağım. Samet Akaydın'ın sol stoper oynasın mı? Oster mi? Hocam Osterbolde'nin oynamasını isterim yani. Sen daha iyi bilirsin hocam. Yani Samet Akaydın oyun. Bak sizdeki Samet Akaydın e zıt görüşü, kutup görüşü bunu gerektir. Ha Samet Akaydın aslanlar gibi oynar. Kaplanlar gibi oynar. Kanaryalar gibi oynar. Yani anlatabiliyor muyum? Bakın rotasyon daraldı. Samet Akaydın Beko'ya döndü. Devşirme olarak Osterbol oynatabilirsin. E, Mert Müldür oynatabilirsin. Hakemler Fenerbahçe futbolcularına kolay sarı kart gösteriyor. Buna dikkat etmek lazım. Ciku 9 maçta 2 sarı kartı vardı biliyor musunuz? Erdar Aziz'in 3 maçta 0. Beko'nun 8 maçta 2 sarı kartı. <laughs> Samet Akaydın'ın 4 maçta 0 sarısı var. Şimdi Ciku iyileşene kadar Samet oynar. O arada da 2-3 tane sarı kartı ee, biriktirir. Ama Mert Müldür ve Osterwold de oynayabilir bilginiz olsun. Arkadaşlar 1 ay sahalardan uzak kalacak en fazla. Benden size ister müjde deyin ister başka deyin. 1 ay ancak 2 hafta sonra da iyileşebilir. Yani Mustafa hocanızın tabiriyle 2 hafta ile 4 hafta arasında Ciku iyileşip takımla çalışmalara başlayabilecek. Ee, Fenerbahçe'nin sıradaki maçı yani sıradaki maçlarını söyledim. Farkındaysanız Pendik, Trabzonspor Dogarest, Adana Demirspor. Adana Demirspor deplasmanında oynayabilir arkadaşlar. Yani hedeflenen bu doğru yapılan ben sordum hani alçıya alınacak mı? Alçıya alınırsa sezonu ya devreyi kapattı. İkinci Galatasaray maçı da dahil devreyi kapattı alçıya alınırsa. Bitti. Crespo aynı sakatlığı yaşadıydı hatırlayın. Ancak non deplase değildi onun kırık. Onun doku dağılmıştı. İlk non deplase zannettiler. Hatta antrenmana çıkartma niyetleri vardı. Ağrısı devam edince baktılar ki non deplase değil. Cikunin non deplase yani. O dağılmamış. Arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım. Kemik bütünlüğü şu ya. Kırık. Hani hafif büküldü diyelim. Yani anlayacağınız tabiriyle anlatmaya çalışıyorum. Bu non deplasy işte. Ama kemik kırıldı. Açıldı arası. Bu ameliyatı gerektiriyor. Hatta kemik kır... arası açıldı. Üst üste bindi. Bu ameliyatı gerektiriyor. Durum bu. Pendik spor maçında Trabzon spor maçında kesin olarak yok. Zaten ikinci Ludogores maçında zaten oynamayacaktı. Onu da söyleyeyim. Zaten oynamayacaktı. İkinci Ludogores maçında zaten oynamayacaktı. O da çok mühim değil. Ben şunu söyleyeyim. Her zaman kullandığım cümleyi tekrar söylüyorum. Kazandığım müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Kazandığım müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Bazı sakatlıklar da hayra işarettir. Belki de hani bu sakatlıktan dolayı milli takıma başkası seçilecek. Onun yerine milli takıma başkasını alacaklar. Şu Afrika kupası zamanında da gitmeyecek inşallah. Yani Ekim ayını bitirip Kasım ayına giriyoruz. Dediğim gibi iki maçta kesinlikle yok. Hocam Türk sinemasında hani çok geçiyordu. Aa annen kaynanam gelmiş deyip gözleri falan açıyor diye. Öyle bir çok geçirsek. Oğlum o sadece Türk sinemasında oluyor lan manyak mısınız? Öyle bir şey yok. Devreyi kapattığı külliyen yalan. Bilginiz olsun. Ha hocam Fenerbahçe kulübü bilgilendirme yapar değil mi? Oyuncunun tedavisini şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyor. Sen ne diyorsun ya yapar. Ya futbolcu ölmüş, gebermiş, sakatlanmış. Bundan bahsetmiyorum. Başka futbolcumuzdan bahsediyorum. Heriflerden haber yok. Lan Luan Perez nerede diye ben haber yapıyorum. Bana e, kin güttüler açıkçası. Ya arkadaş bana kin gütmenize gerek yok. Orada bu işten ekmek kazanan var. Ya ben öğretmen olarak sınıfa derse girmiyorum. Birisi de bana diyor ki oğlum sen derse niye girmiyorsun? Ben de ona düşmanlık gidiyorum. Benim karaktersizliğim olur. Kardeşim ben diyorum ki bu adamlar bu işten ekmek kazanıyorlar. Bu işten para kazanıyorlar. Açıklayacaklar. Şeffaf olacaklar. Her şeyi taraftarın bilmesine gerek yok. O zaman iki tane iletişimciye de gerek yok. Bir tanesi yetiyor. Kızdırmayın beni. Bak ben konuşursam yeniden oyna. Beni kızdırmayın bak. Beni gerçekten kızdırıyorsunuz. Bak Ona etkisi kötü olur. Benden söylemesin. tabi kimseye takılmak, kötü niyetle bir şey söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın beni. Ancak etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Bazı şeyleri de siz kendiniz hesaplayabilirsiniz. Uzun lafın kısası. Mustafa Hoca müjdeyi verdi. 2 hafta ile 4 hafta arasında iyileşecek. 6-8 hafta diyen, 1,5 ay diyen, sezonu kapatı diyen alayı, fasa, fiso bunların alayı, tırıvırı. Kulüp içinde de sordum. Ameliyat mı ameliyat yok. Bilginiz olsun. Ben hani duyumlarımla konuşuyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. İster inanın, ister inanmayın. Size bırakıyorum. Lütfen bu videoyu beğenip yorum yapın. Kanalımıza da abone olun. Arkadaşlar videoları beğendiğiniz zaman vallahi de billahi de cebinizden para çıkmıyor. Videoları beğendiğiniz zaman kanalın tanıtımını yapıyorsunuz. Ne olur bu kanala biraz iyiliğiniz dokunsun.